El Müslimu ehul Müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yahunuhu ona ihanet etmez. Ve la yekzibuhu ona yalan söylemez. Ve la yahluluhu onu yardımsız bırakmaz ihtiyaç anında. Kullul Müslimi alel Müslimi haramun. Her Müslüman diğer Müslümana haramdır. Neye haramdır? Irduhu ırzı haramdır. Manevi şahsiyeti. Bir Müslüman diğer Müslümanın manevi şahsiyetine dokunmamalıdır. Onu rencide etmemelidir. Gıybetini yapmamalıdır. İftira atmamalıdır. Ve maluhu malı haramdır. Yani rızası olmadan onun malını alamaz. Haramdır. Ya yani bu ben Müslüman kardeşim rızası yokken malını alırsan haram olur. Kendi rızasıyla verir, ikram ederse helal olur. Ticaretle alırsan helal olur ve demuhu kanı haramdır. Canına dokunamazsın, kanına dokunamazsın. Et takva hehune efendimiz. Et takva hehune. Takva buradadır. Buyuruyor. Takva kalptedir. Takva insanın kıyafetinde, sakalında, saçında, e, yürüyüşünde, ne bileyim camide ön safta olmasında değildir. Takva nerede de takva kalptedir asıl yeri. Öbürküleri onun tezahürleridir ama bazen doğru tezahür olur. Bazen aldatıcı tezahürler, yanlış tezahürler olabilir. Yani kalpte olmadığı halde dışarı varmış gibi gösterilir. Bir müddet böyle devam eder. O devamlı olmaz tabii ki. Bi hasbim ri'in mine şerri. Müslümana şer olarak yeter. Kişiye şer olarak yeter. En yahkira ahahul muslim. Müslüman kardeşini hakir görmesi kişiye günah olarak yeter. Bu hadis-i şerifte hakikaten özlü bir şekilde Müslümanın farklı haklarından bahsediyor. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez. Yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın diğer Müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva işte buradadır. Yani kalptedir. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter. Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif. Bu hadis muhteva olarak bir önceki hadis benzeridir. Bir önceki programda okuduğumuz hadis-i şerif yine Müslüman Müslüman'ın kardeştir ona zulmetmez diye başlıyor. Bu ihanet etmez diyor. Haksızlık yapmaz, onu düşmana teslim etmez. Bir Müslüman'ın ihtiyacını giderenin Allah da ihtiyacını giderir. Bir Müslüman'ın sıkıntısı giderenin Allah da sıkıntısını giderir. Bir Müslüman'ın ayıbını örtenin Allah da ahiret günü, ahirette kıyamet günü ayıplarını örter şeklindeydi. Bu hadis-i şerifte yine Müslüman Müslüman'ın kardeştir. Ona hıyanet etmez, yalan söylemez, yardımını terk etmez. Her Müslüman'ın diğer Müslüman'a ırzı, malı ve kanı haramdır. Takva buradadır, kalptedir. Bir kimseye şer olarak Müslüman kardeşini hakir görmesi, küçük görmesi yeter. Burada değişik çok önemli haklardan bahsediliyorum. Demek ki iki hadis birine benziyor ama farklı şeylerden bahsediyor. Ancak burada önceki hadiste anılan kardeş olmanın gerektirdiği niteliklere bazı ilaveler yapılmıştır. Mesela hainlik yapmaz. Hainlik eminliğin zıttıdır. Emin, hain. Hıyanet, emanete aykırı olan her türlü haksızlığın ve güven hissi vermemenin adıdır. Halbuki Müslüman emanete hıyanet etmeyen kimsedir. Güvenilir kimsedir. Çünkü emanete hıyanet münafıklık alametlerindendir. Müslüman münafıklığa ait bir vasfı üzerinde taşımamalı ve bu sebeple saygınlığını yitirmemelidir. Bir e, sahabi vefatı yaklaşınca diyor ki falanca bir söz vermiştim, onu diyor henüz yerine getiremedim. Hemen diyor derhal yardımcı olun, o sözümü yerine getirin ki üçte bir münafık olarak Rabbimin huzuruna çıkmayayım diyor Münafıklıdan bir alamet. Münafığın alameti üçtür hadis-i şerifine. Atfen diyor ki, üçte bir münafık olarak Allah'ın huzuruna çıkmayayım, diyor. Derhal onu sözümü, vaadimi yerine getiriverin, diyor. Kafir ve münafıkların saygı duyulacak bir vasfı yoktur. Onlar bazı söz ve işlerin doğru ve haklı olabilirler. Ancak bunun Allah katında bir sevabı ve mükafatı olacağı düşünülemez. Kafir inense çok nazik, çok dürüst falan dünya hayatıyla ilgili dünyada onun karşılığını görür, ahirette bir mükafatı olmaz. Çünkü onların bu halleri bir ibadet, Allah'a yakınlık, sevap ve uhrevi mükafat inancına dayanmaz. çeşitli maksatlarla insanlara nazik görünmek için, saygı duymak görmek için, işte kendime saygı olduğu için diğer insanlara saygı duyuyorum falan gibi basit sebeplerle e, bunları yaparlar. Halbuki bir Müslüman Allah'a olan imanı sebebiyle Allah'ın emri olduğu için Allah'a yaklaşmak, Peygamber Efendimiz'e uymak, Peygamberimizin yolundan gitmiş olmak ve onlara yakın olmak için dürüst olur, adaletli olur, sever olur, saygılı olur, kimseye haksızlık etmez, kimseye zulmetmez. Çok farklı bir anlam yükler bu ahlaki vasıflarına. Sadece dünyalık menfaatlerine yönelik yaparken diğer gayrimüslimler, e, Müslüman bunları yüksek ulvi, uhrevi maksatlar için yapar. Allah da kendilerine dünyalık rızıklarını ihsan eder. Gayrimüslimlere dünyada verir lütuflarını ama Müslümanlara hem dünyada hem ahirette ihsan eder. Demek ki Müslüman Müslüman'a hainlik etmez. Müslüman Müslüman'a yalan söylemez. Yalan İslam dininin kesinlikle yasakladığı kötü hasletlerden biridir. Çok kötü bir haslet. Dinimiz doğruluğa büyük bir önem verir. Sadakat, doğruluk, dürüstlük. Bugün yalan maalesef normalleşmeye başladı. Siyasette yalan zaten olmazsa olmaz esas gibi görülüyor. Ticarette de öyle oldu artık. Yani bir insan malı satarken malı ile ilgili rahatça yalan söyleyebiliyor. Alışveriş ederken, vaat ederken şu zamanda veririm, şu zamanda öderim rahatlıkla yalan söyleyebiliyor. Yani dediysem onu yapmak zorunda değilim ya gibi düşünüyor yani. Ben bir şey söylediysem onu yapmak zorunda değil mi? Söylemişimdir ama yapmam. Başka zaman yaparım. Halbuki bu büyük bir tefessüh, büyük bir bozulma, kokuşma halidir. Müslüman sadıktır, dürüsttür, sözünde durur, vaadini yerine getirir. Yalan asla söylemez. Dinimiz doğruluğa büyük bir önem verir ve doğruları yüceltir. Yalan ve yalancılık inanmayanların ve münafıkların vasfıdır. E ben Müslümanım ama yalan söylüyorum. O zaman münafıklıktan büyük bir vasıf var senin üzerinde. Kur'an'ın birçok ayetiyle peygamber efendimizin birçok hadislerinde Doğruluğun ve doğruların fazileti, yalancılığın ve yalancıların ise bayalığından bahsedilir. Yani doğruluk, sadakat cennete giden bir yoldur. Oraya giren sonuçta cennete gider. Yalan cehenneme giden bir yoldur. O yola giren de sonunda yolu oraya çıkar, ateşe çıkar. Bunları bizi doğruluğa teşvik, yalandan sakındırma gayesi taşıyan talimatlar olarak kabul etmemiz gerekir. Müslüman, Müslümanı terk etmez. Müslümanı yardımsız bırakmaz. Müslümanın Müslüman terk etmesi, ondan ayrılması ve din kardeşine yardımcı olmaması şiddetle haram kılınmıştır. Onu yalnız bırakamayız. Bir Müslüman mazluma yardımı, zalimin zulmüne engel olmayı terk edemez. Bir zalim varsa o zalimin zulmüne engel olmak gerekir. Çünkü bu davranışlar her Müslüman için gücünün yettiği kadarıyla yerine getirilmesi gereken bir vecibedir. Yani eliyle müdahale edebilir. Eliyle müdahale etmeye direkt gücü yetmezse diliyle diliyle olmazsa bir yetkiliye haber vererek bir şekilde müdahale eder. Hiçbirine gücü yetmezse kalbiyle bunu nefretle kınar, üzülür, dua eder. Allah'a yani mutlaka her halükarda bir Müslümanın yapacağı bir iş vardır. Allah Teala iyilik ve takvada yardımlaşın. Ve taavenu alel birri ve takva. Ve la taavenu ismi vel udvan. Günah ve düşmanlıkta yardımlaşmayın diye emrediyor. Çok veciz, özlü ve kapsamlı bir emir. İyilik ve takvada yardımlaşın. Takva olan, insanın yanlışlardan sakındıran, Allah'a yaklaştıran bir husus, her hususta, her iyilikte yardımlaşın. Günah ve düşmanlık olduğunu da o alanla ilgili hiçbir kimseyle yardımlaşmayın. Falanca yardım edeyim, öbür düşmanlık yapalım veya bir günah işleyelim. Bu tür konularda asla yardımlaşmayın diyor Cenab-ı Hak. İyilik olarak tercüme ettiğimiz bir ile takvanın ne kadar muhtevalı terimler olduğunu ve neleri kapsadığını daha önce programlarımızda anlatmıştık. Bir, el hayrul kesir demek bir berden geliyor. Geniş, yeryüzü, arazi, çöl manası var, genişlik manası var. Yani genişlik olunca e, her alandaki hayır ve iyiliği ifade ediyor. Her alanda yapılan iyilik ve hayır geniş hayır büyük iyilikler. Takva korunmak insanın kendisine zarar verecek her türlü günahtan korunması emirleri yapmaktaki kusurlardan korunması. Yani yap denilen emirler var, nehiler var. Bunların bir kısmını yapmazsak bunun yapmadıklarımız karşılığında bize bir zarar dokunacak. İşte takva bu zarardan korunmak, Bundan korunmak için ne yapmak lazım? Emredilenleri yapmak, yasaklananlardan kaçmak gerekir. Onun için bu işte bir ve takva çok geniş kavramlar. Bu hususlarda yardımlaşın diyor Cenab-ı Hak. Günah ve düşmanlık birer zulümdür. Kişi günah işlemekle kendine zulmetmiş olur. Düşmanlık ise dostluğu ortadan kaldırır. Müslümanın ırzı, malı, canı diğer Müslümana haramdır. İslam insanların can ve mal güvenliğini, ırz ve namusunun korunmasını garanti altına alır. Bu garantiler öncelikle Müslümanların kendi aralarında sağlanır. Önce Müslüman, Müslümana, Müslümanın malını koruyacak, ırzını, namusunu koruyacak, canını koruyacak. Sonra düşmana karşı koruyacak. Fakat netice itibariyle bütün insanlar için bu hakların kutsiyeti kabul edilir. Herkesin bu hakkı vardır. Harp halinde, savaş halinde olmadığı müddetçe kafire de dokunamazsın anlaşmalı olduğun düşmana da dokunamazsın. Ama savaş hali olduğunda o zaman kılıçları çekebilirsin. İslam bunlara ilaveten insanların inanç hürriyetini ve akıllarını korumayı da esas alır. Bu sebeple canı, malı, ırzı, namusu, dini ve aklı korumak ve bunlar uğruna savaşmak gerekebilir. 5. Husus, zaruratı hamse. 5. Korunması zarurlan 5 husus. Can, mal, ırz ve namus, din ve akıl. Akıl büyük nimette diye sık sık söyleriz. Bakarız akılsızca davranışlar gördükçe aman ya Rabbi bu akıl ne büyük nimetmiş. Şu akılsıza bak, yaptığı işlere bak diye aklı korumak lazım. Aklı korumak için işte içkiden, uyuşturucudan, aklı bozan şeylerden uzak durmak lazım. Bunlar uğrunda ölenler de şehit sayılır. Bu beş şey uğrunda ölenler şehit olur. Çünkü bunların her biri fertler için vazgeçilmez temel haklardır. Hadiste ırz, mal ve candan bahsedilmesinin sebebi bu üçünün esas olması, diğerlerinin bunlardan sonra gelmesidir. Çünkü ırz, mal ve cana tecavüzün haramlığı kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Hadisin son cümlesi bir Müslümana din kardeşine hakir görmesi günah olarak yeter demişti. Başkalarını hakir görmek, küçümsemek, Müslümanlara yakışmayan kötü huylardan biridir. Alay etmek, kaş ve göz işaretiyle onunla eğlenmek, sözle eğlenmek, hareketlerle alay etmek. Bunlar Müslümana yakışmayan şeylerdir. Bunun sebebi ise kibirdir. Bunu yapmak, başkasını küçük görmek kibirden kaynaklar Kibir dinimizde büyük günahlardan sayılır. En tehlikeli vasıflardan birisi. İlk ortaya çıkan İblis de ortaya çıkmış. İblis melekler arasında ibadet eden, kulluk eden, hatta bu hususta öne çıkan bir varlıkken ama hiçbir kimse, hiçbir şey imtihan edilmeden anlaşılamaz. Yani Allah Teala bilir, diğer kullar bilmez. Onun kalbindeki, kalbinin durumunu Allah biliyor ama melekler bilmiyor. Sonra gelecek insanlar bilmiyordu. Cenab-ı Hak onu Hazreti Adem'le imtihan etti. Ve kibir sıfatı sebebiyle kaybetti. Kibirlendi, kaybetti. Allah Hazreti Adem'de onunla imtihan etti. Hazreti Adem de bir hata işledi ama kibir olmadığı için tevbe edebildi. Hatalar iki çeşittir. İnsan yaptığı hatalar. Bir kibirden kaynaklanan hatalar, bir de yanılmadan kaynaklanan hatalar. Bilgi eksikliğinden, yanılmadan olan. O bilgi eksikliğinden, yanılmadan olan hatalar, günahlara tövbe edilebiliyor Hazreti Adem gibi. Derhal tövbe etmek mümkün. Ama kibirden dolayı yapılan günahlardan tövbe etmek, dönüş yapmak zor oluyor. İnsanı ta cehenneme kadar götürebiliyor. Dolayısıyla kibir en kötü sıfatlardan birisi. Bunu derhal terk etmek, tevazuya bürünmek, bu tevazu olmak gerekir. Kendimizi bilmek lazım. Yani biz kimiz, neyiz, neden kibirleniyoruz? Yani hepimiz Allah'ın kuluyuz. Müslüman kardeşimiz de o da ben de hepimiz Allah yaratmış. Ahirette kimin ne olacağı da belli değil. Dolayısıyla bu dünyada kibirlenmeye gerek yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez buyurmuşlardı. Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez. Girerse nasıl girer? Ancak Cehennemde, ateşte temizlendikten sonra, bu kibir sıfatının arındıktan sonra, cennete layık hale geldikten sonra ancak girebilir. Yoksa bu hale giremez. Çünkü kibir hakkı inkar ve insanların onurunu kırmaktır. Kibir hakkı inkar etmektir. İnsanları küçük görmek, hakir görmek, e, izzeti nefislerini kırmaktır. İnsanları küçük gören ve onurlarını kıran bir kimsenin onlara ulaştırabileceği bir tebliğ ve çağrı yoktur. Çünkü başkasını küçümseyen kimse kendi saygınlığını yitirir. Saygınlığı olmayanlar ise tebliğ ve çağrı insanı olamaz. Halbuki her Müslüman tebliğle, davetle mesuldür. Başkalarına değer vermeyene değer verilmez. Dini tebliğ vazifesi yapanların üstün insani niteliklere sahip olmaları gerekir tebliğci niteliği olmayan insanlarla ilişkiler düzensiz kimselerin çoğaldığı bir toplumda kardeşlik ve dostluklar azalır. Yardımlaşma duygusu zayıflar. Mukaddes sayılan mefhumlar ortadan kalkmaya başlar ve takva sahiplerine rastlamak neredeyse mümkün olmaz. Çünkü büyük iyilikler ve güzellikler iyilerin hakim olduğu veya çoğunlukta bulunduğu bir toplumda gelişip yaygınlaşır kötülüklerin ve kötülerin çoğunlukta olduğu toplumlarda ise iyiye ve iyiliği iyiliği iyi ve iyiliği bulmak nadir attandır. İslam'ın yegane hedefi yeryüzüne iyilikleri yaygınlaştırmak, iyileri çoğaltmak, kötülükleri ortadan kaldırmak, kötülere azaltmak. Bu tamamen mümkün olmasa bile asgariye indirmek, bunun için çalışmaktır. Hadisten öğrendiklerimiz, Müslümanlar birbirlerinin din kardeşlerdir. Müslümanın Müslümana yardımı terk etmesi caiz değildir. 3. Müslümanın canı, malı ve ırzı başka Müslümana haramdır. Bunlara tecavüz yasaklanmıştır. Tecavüz sınırı aşmak demek. Hatta aşmak yani bunların sınırını durmak lazım. Malına dokunmamak lazım. Bu sınırı aşıp da malına dokunursan rızası olmadan Müslümanın malına tecavüz etmiş olursun. Takvanın yeri kalptir. Belirtiler ise İşlediğimiz fiillerdir. 5. Müslümana hakir görmek, küçümsemek büyük günahlardandır. Çok önemli. Demek ki kimseye hakir görmemek, herkese karşı mütevazi olmak, güler yüzlü olmak, iyiliğini istemek. Müslümanın ne güzel vasıfları var. Yani Peygamberimiz ne diyor? Eddiynu en nasihat. Din nasihattır. Yani herkesin iyiliğini istemektir. Herkesin hayrını istemektir. Din budur. Böyle özetliyorum.